Merhabalar. Rezervasyon taleplerinin takiplerini nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun için öncelikli olarak rezervasyon modülüne gelip buradan rezervasyon fişleri ekranını çalıştırırız. Burada karşımıza daha önceden oluşturulmuş olan rezervasyon fişlerinin listesi gelecektir. Buradaki rezervasyonlar hizmet türünde tümü ve belirli saat aralıklarındaki rezervasyonların listesidir. Burada yapılan ilk işlemlerden biri hizmet kombosu içerisinden tanımlamış olduğumuz rezervasyon çeşitlerine göre listeler alabileceğimiz gibi aynı zamanda tüm çeşitlerinde listesini alabilmekteyiz. Örneğin daha öncesinde tanımlamış olduğumuz kuaför hizmeti için belirleyeceğimiz başlangıç ve bitiş tarihi aralığında F9 güncelle dediğimizde ilgili tarih aralığındaki rezervasyon fişlerimiz karşımıza gelir. Burada DFSG şeklinde kolonlar yer almaktadır. Bu kolonların açıklaması, fiş girişinde durum takibinin yapılabileceğinden bahsetmiştik. Buradaki D harfinin durum bilgisi olduğu, F harfinin fatura bilgisi olduğu, S harfinin servis formları ile entegre çalışmasından dolayı servis formu olan bir rezervasyon formunda S harfinin olduğu, görev takip sistemi ile entegre çalışmasından dolayı da eğer rezervasyon fişlerimize bir görev eklenmiş ise de burada G harfi dolu olarak karşımıza gelmektedir. Daha sonrasında bu listede fiş numaralarımız, randevu tarih ve randevu saatlerimiz gibi rezervasyon fişi oluşturma sırasındaki bilgilerimiz yer almaktadır. Burada olmayan herhangi bir alan için kolonlar içerisindeki bilgilerden aktif etmek istediğimiz alanları kontrol tuşuna basarak birden fazla seçim halinde kolonları aktif olarak getirebilmekteyiz. Dilersek aynı zamanda diğer liste ekranlarında yapmış olduğumuz gibi kolonlar arasındaki geçişlerimizi sürükle bırak yöntemiyle değiştirebilir ve buradaki listemizi yeni bir tasarım olarak kaydedebilmekteyiz. Rezervasyon listemizi aynı zamanda tablo biçimlendirme ile kişisel renklendirmeler sağlayabilmekteyiz. Örneğin burada bir renklendirme söz konusu. Kolonlardan tablo biçimlendirme ekranımıza gelerek burada daha öncesinde yapılmış olan biçimlendirmelerin listesi yer almaktadır. Örneğin bir tanesini inceleyecek olursak F5 değiştir ile tablo biçimlendirmesine gelip yapmış olduğumuz biçimlendirmenin durum bilgisinin içinde geçen kritere göre bekleyen durumunda olan tüm kolonların arka plan renginin yeşil, yazı renginin ise beyaz olduğunu belirtmişiz. Yapmış olduğumuz bu şablonun rezervasyon ekran kodunda çalışacağı ve öncelik olarak değerlendirileceği de belirtilmiş. Bunun için aynı zamanda daha detaylı için ekran tablo biçimlendirme videosuna ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kaydedilen biçimlendirmeye ekran listesine geldiğimizde gerçekten durum bilgisi bekleyen durumunda olan listelerimizin yeşil olduğu, farklı bir biçimlendirme türünde olan bekleyen durumunda ve içerisinde servis formu olan rezervasyon listelerimizin ise farklı bir renklendirme olduğunu görmekteyiz. Burada diğer liste ekranlarımızdaki gibi listemizi görmüş olduğunuz formatlarda dışarı aktarabilir, ilgili listeyi yazdırabiliriz veya iPhone 2 listesinde bulunan bilgilere göre rezervasyonlarımızın durumlarını buradan kesinleştiği gibi farklı durum şekillerini alabilir veya burada aynı rezervasyon fişini kopyalayabilir. Rezervasyon fişi için servis kaydı oluşturabilir. Rezervasyon fişimiz için faturalama işlemini gerçekleştirebilir. Rezervasyonumuz için görev oluşturabilir veya eğer rezervasyonumuza bağlı bir görev varsa da bağlı görevler listesine ulaşabilmekteyiz. Rezervasyon planına gelecek olursak, rezervasyon çeşidinde belirtmiş olduğumuz saat aralıkları ile planımızın şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Bunun nasıl yapıldığını tekrar inceleyecek olursak, yeni bir sekme açıp rezervasyon modülü içerisindeki rezervasyon çeşitleri ekranımızdan hizmetlerimizde bulunan kuaför hizmetini değiştir dediğimizde burada belirtmiş olduğumuz ön tanımlı süre aralığımızın hizmet rezervasyon talepleri ekranında 20'şer dakikalık aralar ile bize bir şablon oluşturduğunu görüyoruz. Ve burada tanımlı olan doluluk oranlarımızı
Kişi sayısı kombosuyla takip edebilir, cari kodu ile listemizi takip edebilir veya seri numarası ile serili çalıştırdığımız rezervasyonlarımız varsa bunları görüntüleyebilir veya rezervasyon yaptıran bilgisiyle ilgili rezervasyon ekranımızı çalıştırabiliriz. Örneğin bir sonraki gün rezervasyonlarını görmek için sonraki tarihimizi girip F9 güncelle dediğimizde karşımıza rezervasyon planlarımızın rezervasyon yaptıran bilgisine göre karşımıza geldiğini görüyoruz. Doluluk kısmına bakacak olursak, burada belirteceğimiz başlangıç ve bitiş tarihine göre karşımıza açık olan rezervasyonlarımızın doluluk oranları gelecektir. Örneğin 02.11 tarihinde 3 tane rezervasyonumuzun açık olduğunu görüyoruz. Burada bölüm bazında ve kişi bazındaki doluluk raporlarına görsel olarak da ulaşabilmekteyiz. Bu şekilde hizmet rezervasyon taleplerinin takiplerini gerçekleştirebilmekteyiz.